geldik. Buranın dürümü çok güzel Cem, bayılacaksın yani. İnanılmaz. Ya iyi ki Yasemin, iyi ki bizi buraya getirdin diyeceksiniz. Gör bak. İyi de ben burayı biliyorum ki. Yani daha önce bir arkadaşımla gelmiştim buraya. Öyle mi? Sen? Peki sen geldin mi buraya daha önce? Cem, sana hiç sormuyorum. Çünkü sen genelde böyle lüks restoranlar falan herhalde, değil mi? Yani. Evet. Neyse. Herkes dürüm yiyor değil mi? Evet. Yanına da ayran söylüyorum. Yasemin, bak sinemadaki hesabı Sarp ödedi. Buradaki hesabı da ben ödeyeceğim, tamam mı? Gerekirse onunla konuşursun. E paran yok Cem. Var. Saatimi sattım. Değişik bir yer. Değişik mi? Normal sıradan bir dürümcü Cem. Neresi değişik? Ne bileyim. Aa öyle deme ablacığım. Burası gerçekten değişik bir yer yani. Benim bir arkadaşlarım vardı. Sarp, senden iyi olmasın o arkadaşlarım. Sevgiliyken hep buraya gelirlerdi. Böyle lüks lüks lokantalara, balık restoranlarına falan gitmezlerdi. Ama buraya gelirlerdi. Burada böyle dürüm yerlerdi. Burası onların özel yeri gibi bir şey olmuştu. Kusura bakma Yasemin ama öyle çok da özel bir yere benzemiyor. Alt tarafı bir dürümcü. Ben seni romantik bir yemek için asla buraya getirmezdim. Neyse canım, geçmiş zaman işte. Ondan sonra çocuk böyle bir takım romantiklikler falan. Kızı kandırmış. Böylece de gerçek yüzü ortaya çıkmış. Belki de kız çocuğu kandırmıştır. Olabilir yani, ne kızlar var değil mi? Aynen öyle.